Arkadaşlar merhaba. 30 Ocak akşam Philadelphia'da 9 koşulu bir program var. Gerçi orada 10 koşu var ama TCK 9'unu aldı. Dolayısıyla iki altılı ganyan oynanabilecek. Genel olarak programa çok detaylı bir çalışma yapamamış olsam da mümkün olduğunca fazla kaynaklardan faydalanarak bir şablon oluşturdum ve onu da sizlerle paylaşacağım şimdi. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor. Dişlilerin koşacağı şartlı koşu 1670 metrede. Tüm yarışlarda kum pistte koşulacak Philadelphia'da. Birinci koşuda 6 numaraya baktığımızda AGF'nin favori Safkan'ı. Evet, koşuları oldukça iyi. Favori olmayı hak ediyor ama bugün de üstünde apranti var. Yani çok da kötü bir apranti değil ama bilmiyorum, benim için bana pek güven vermedi. Ben fazla at yazmayı tercih ettim burada. Yani ekürü var, 3 ve 4 ekürü. Hepsini yazdım. Sıralamam şöyle: 2 numaralı Collins Grey Lady, 4 numaralı Living at the Pooh, 6 numaralı Miss Chamita 3. tercihime yazdım, 1 numaralı Titanic Rose ve 5 numaralı Perfect Mistress deyip burayı kapatmış oldum. 2, 4, 6, 1 ve 5. İkinci koşu 1200 metre mesafeli şartlı koşu. Yine dişileri koşacak. 8 kısrak yarışa kayıtlıydı ama 5 numara çıktı. Burada da üçünü değerlendirmemi aldım. İlki 7 numaralı Shirley Green. Buradaki favorim oldu. Sonra 4 numaralı Spirit or Sprite, Rubin Silvera ile. Ve 2 numaralı Pontifini, yine şans verdiğim sonuncu at ki AGF tablosunun da büyük favorisi 2 numara. Ben 7, 4 ve 2'yi eşit şanslı olarak görüyorum. Üçüncü koşuyla İdili Plase ve birinci üçlü ganyan başlıyor. 1300 metre mesafeli şartlı koşuda 7 tayı izleyeceğiz. Burada da dördünü değerlendirmemi almış olsam da rakiplerinden yarım boy önde tuttuğum tay 7 numaralı Independence oldum. Sylvester Gonzalez idaresindeki 7 numaraya baktığımızda rakiplerinden daha zorlu gruplarda koştu. Son kazandığı maidenden çıktığı yarışta da oldukça dereceli bitirdi yarışı. Bugün için aynı performansı sergilerse yine kazanmaya yakındır 7 numara. Rakipleri 6 numaralı Should Heaven Be Gone, Michael Sanchez de ikinci tercihime yazdım. Sonra 1 numaralı Freddie Ness, son yarışını ölçü almıyorum. Bugün için daha iyi koşacaktır. Ve 2 numaralı Classic Union, sırasıyla şans verdiğim taylar 7, 6, 1 ve 2. 7 numarayı dediğim gibi rakiplerinden yarım boy önde tutuyorum. Dördüncü koşu ile de ikinci altılı ganyan başlıyor saat 21.16'da. 1200 metre mesafeli dişilerin koşacağı şartlı koşu 7 kısrak yarışa kayıtlı, 5 ve 7 ekür olarak yarışa katılıyor ve AGF tablosunda favorisi. Ben yanına bir rakip yazdım. Benim buradaki favorim 5 numaralı ekürülerden 5 numaralı Loella Street. Eğer çıkarsa tabii ki 7 numara. Rakip olarak yazdığım Safkan'da son yarışını kazanan 4 numaralı Imagine Kiss oldu. 78 gün geri alınıp tekrar hazırlandı. 5 ve 4 diyorum ikinci altılı ganyanın ilk ayağı için. 5. koşuya geldiğimizde 1200 metre mesafeli koşuda 8 atlı yarışa kayıtlıydı. 3 numara çıktı. 7 atın mücadelesi olacak. Burada da üçünü değerlendirmemi aldım. İlk olarak AGF tablosunun favorisi 2 numaralı Struger. Benim de favorim. Üstünde Frank Pennington var. Jimenez antrenör ettiği. Ki biliyorsunuz Jimenez çok başarılı bir antrenör, özellikle Paris'te. Yanına yazacağım rakipler 5 numaralı Get the W ve 4 numaralı Snakes oldu. Sıralamam 2, 5 ve 4. 5. koşu için. 6. koşu 1. altılı ganyanında son ayağı olacak aynı zamanda. 1670 metre mesafeli şartlı koşu. Burada tek olarak önereceğim Safkan 3 numaralı Hold the Light oldu. Bu rakiplerinin geçmesini bekliyorum. 3 numara için tek diyorum.
Yedinci koşu 1200 metre mesafeli şartlı koşu. 7 at yarışa kayıtlı. Önceliğin 1 numaralı Twisted Ride AGF tablosunda favorisi. Benim de favorim. Sonra 2 numaralı Memory Bucket. İkinci önereceğim Safkan. Ve son olarak da 4 numaralı Final Shot diyeceğim. Buranın sürprizini yapabilir. Sıralamam 1, 2 ve 4 oldu 7. koşu için. 8. koşuya geldiğimizde 1200 metre mesafeli şartlı koşu. 9 at yarışa kayıtlıydı. 3 ve 9 çıktı. Zor bir yarış. Yani ters bir atta gelebilir. Sıra numarasına göre 1 numaralı Flat On. 4 numaralı May the Horse With You. 5 numaralı Bayley. 7 numaralı He's Incredible ve 8 numaralı Huşin eşit şanslı olarak gördüğüm atlar 1, 4, 5, 7 ve 8 arkadaşlar. Philadelphia'da son koşu 23.31'de başlıyor. 1600 metre mesafeli koşu. Burada da AGF tablosunda oldukça favori bir safkan var. 3 numaralı El Quist. Favori olmayı da hak ediyor zaten. Totosuna baktığımızda şahane bir form yakaladı. Son 6 yarışının 4'ünü kazanmış bir safkan. Üstünde Frank Pennington var ki sürekli tekrarlıyorum. Yine Philadelphia'nın baş jokeylerinden Frank Pennington. Benim de favorim olsa da yalnız bırakmayacağım. 3 numara favorim dedim. Sonra 1 numaralı Far More Power. İkinci tercihime yazdığım safkan. 4 numaralı Forewarned. Son ilinle burada sürprizleri öneriyorum. Ve son olarak 8 numaralı King of Dreams. Yine şablonuma yazdığım son at oldu. Sıralamamda 3, 1, 4 ve 8 arkadaşlar. Philadelphia ile ilgili tahminlerim bu şekilde. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.